Elinize sağlık. Yine sağlık annem. Afiyet olsun. Çok güzel. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Muzaffer nerede? Muzaffer'i Melaslar'a gönderdim. En inatçı sülale onlardır. Muzaffer'in tatlı diline dayanamazlar. Muzaffer'in uzaktan akrabaları onlar. Ama çok inatçılar. Fikret'le Töre bağlanmazlar diyor yani Fatma. Vallahi ister bağlansınlar ister bağlanmasınlar. Bu saatten sonra kimseye yalvaracak değiliz. Halil İbrahim'in istediği birlik olmak. Ayrı kota olan biçilir. Ne güzel konuştun be Temel Reis. Sen bu ara ıspanağı biraz fazla kaçırdın galiba. Biraz daha yersen bütün Karadeniz'i yönetmeye kalkacaksın. Aynen. Ulan adamlar 5000 kişi. Ayrı kota olan biçilirmiş. Adamlar kendi başına bir mera be. Ne oldu Tülen? Korktun mu? Şurada bir avuç kişi neler yaptık? Sarmatlar geleceğiz dedi. Kareller geleceğiz dedi. Melaslar gelmese ne oluyor yani? Varsın 5000 kişi eksik olsun da. Balım Osman'ım. Bunlar arı değil ha. İnsan evladı. Gelirler, gelirler. En azından Fikret'le beni tartmak için gelirler. İnanırlarsa yanımızda olurlar. İnanmazlarsa da karşımızda durmazlar. Yılmaz'ın tarafına geçmesinler de. Onların martenlerle işi olmaz. Dayı benim merak ettiğim bir aile var. Hiçbiri bu işlerin içine girmiyor. Kimler diyorsun abi? Kikalar. Kikalar kim Turan? Ben hiç duymadım onları. İşte onlar hepten uzak dursunlar. Kim ki onlar? Kika onların lakabı. Kiralı katiller ailesi. Nasıl yani öyle bir aile mi var? Var hanım var. Özcan Otan işte Kika dedikleri o. Aman aman. Allah baş etsin onlarla. Bunları böyle ulu orta konuşuyorsunuz ki Halil İbrahim atlasın. Ben niye atlayayım dayı? Belli işte adamlar kiralık katil. Parayı veren istediği adamı vurduruyor. Nasılsa bugün yarın biri beni ihale eder. O zaman tanışırız. Tam Yılmaz'a göre adamlarmış. Hani diyordun ya abini vurduracaklar diye Halil İbrahim. Kesin onları havale eder. Senin abin de zengin adam. Kikalar bu ihaleye girmez. Olur ki Fikret de onların müşterisi olur. Zeynep, abine haber ver de yarın birlikte gidelim kahveye. Olur. Hatta şimdi arayayım ben. Gel buyur. Zeynep, bu ailelerin isimlerini telefonda sakın söyleme olur mu? Aklımda bir şey kalmadı ki Temel. Bir kikaları hatırlıyorum o kadar. Kız onun ödediğine bakmayın. Yazmıştır şimdi kafasına hepsini. Ha sen Fikret'i lider yapacağına Zeynep'i yapsaydın... ...karı koca vallahi bütün memleketi yönetirdiniz. Hatun. Zeynep artık bir kara su. Yani letoları yönetemez. O bu saatten sonra ancak kardeşimi yönetir. Ula herkes senin gibi kılıbık mı Tülen? Aklı olan benim gibi olur Osman. Turan bravo sana oğlum. Osman seni var ya bir lokmaya muhtaç ederim. Sema bir tabak daha ver diye yalvartırım seni ha. Yapar. Ben de onu diyorum Sema yalvartıyorsun. Şuna bak koskoca adam kılıbık oldu. Aynen. Ha, aynen. Afiyet olsun. Afiyet olsun, afiyet olsun. Sende ne var ne yok kardeşim, bunu anlat. Daha iyiyim. Halil İbrahim, daha iyiyim. Alıştım, ne diyeyim? İnsan her şeye alışıyormuş. Sen Yasemin'in yokluğuna alıştın. Ben Eda Nur'un yokluğuna. Ama kötü bir tek şey varmış. Ne biliyor musun? Beklemek. Yasemin dönmeyecek biliyorsun. Zeynep gelir. O yeri doldurur, dolduramaz. Sen de kendine başka bir yer bulur. Ama biliyorsun ki Yasemin dönmeyecek. Senin ızdırabın bu. Benimki de beklemek. Eda Nur dönecek mi? Dönmeyecek mi? Çocuğunu doğurunca mı dönecek? Yoksa o kıl kuyruk herifle gerçekten evlenip yuva mı kuracak? Eda Nur Leto mu olacak? Bilmiyorum ki. Bekliyorum işte. Bekledikçe de nasırlaşıyorum. Vallahi kardeşim kimse kimsenin yerini tutmuyor. Annem öldü. Babam çok şefkatli bir babaydı. Biliyorsun çok iyi bir insandı. Mekanı cennet olsun. Ahmet amca melek gibi insandı. Amin. Amin. Öyleydi.
Ama anamın yeri hiçbir zaman dolmadı. Yasemin çok saf, tertemiz bir sevdaydı. Ben kendi ellerimle toprağa verdim onu. Her gece düşünüyorum kardeşim. Sevdim, istedim. Ama çok bencilceydi. Belki ben o kıza bir umut vermeseydim, bugün yaşıyor olurdu. Mutlu mu olurdu, mutsuz mu olurdu onu bilemem. Ama yaşıyor olurdu. Peki Zeynep? Zeynep farklı bir insan. Ben kendimi korkusuz diye tanımlarım. Zeynep'i her gördüğümde hadi oradan diyorum kendime. Cesur bir insandan, herkesi karşısına alabilecek kadar korkusuz bir kadından etkilenmemek mümkün değil kardeşim. Gelecekle ilgili ne düşünüyorsun dersen, Zeynep'e dair. Ne yapıyorsunuz bakayım, dedikodu mu yapıyorsunuz? He Zeynep, aynısı. Özel konuşmuyordunuz değil mi? Senden özelimiz mi var Zeynep? Bilmem. Var mı, merak ettim. Vallahi benim yok. Ama Halil İbrahim'in varsa anlatsın, beraber dinleyelim. Vallahi kardeşim, bu hayatta görüp görebileceğin en meraklı insan Zeynep. Aa. Allah Allah. Evet. Zeynep. Ay aşk olsun ya, neyi merak ettim ben Allah aşkına? Bak, bu bile merak sorusu. Hiçbir şey merak etmese saati sorar kardeşim. Ki ben saat takmıyorum ve telefonum yok. Hadi tamam, kol saati takmıyorsun, onu geçelim de neden telefon kullanmıyorsun? Ya bunu sormam doğal değil mi Allah aşkına Temel? Bu konuda o kadar haklı ki kardeşim. Zeynep, bu adam var ya, bizden her şeyi gizliyor, hiçbir şey anlatmıyor. Ama biz, biz bülbül gibi ne varsa ötüyoruz maşallah. Aynısı Temel, aynısı. Hadi bana müsaade. Zeynep'in merak ettiği konular vardır illaki. Bak ya, bak ya, sen de mi? Ben de, ben de. Eda Nur'la ilgili mi konuştunuz? Ya ne var ya? Daha çok kendimizle alakalı. Eda Nur'la ilgili içimde kötü bir his var Zeynep. O kızı oradan çıkarmamız lazım. Haklısın da ben ikna edemiyorum ki. Bize verdiği bilgilerden dolayı Asiye'nin evinde olmam lazım diyor. Ben de bir şey diyemiyorum. Sema'ya yer yapman iyi oldu bu konuda. Ne gibi? Sen Eda Nur'u ikna edemezsin. Ama Sema gerekirse saçından çeke çeke getirir onu buraya. Başka çaremiz kalmadı gibi. O zaman Eda Nur beni bir daha ararsa ben Sema ile gideyim hastaneye. İyi olur. Sema ile konuşayım mı? Şimdi değil. Bir haber gelirse beraber bir yere gitmemiz gerekiyor dersin. Bizimkiler çakmasın durumu. Yolda anlatırsın Sema'ya. Tamam, olur. Burası biraz soğuk mu oldu? Gel bakalım. İlle burada uykusu gelecek. Sonra odasına gidecek. Hani ben sana soru sorunca sen beni geçiştirmek için bin tane masal anlatıyorsun ya. O sırada uykum geliyor işte. İyi hadi sor bakalım. Bugün hangi konuda masal dinlemek istersin? Askerliğini nerede yaptın? Mutfakta. Ya ben hayatımda senin kadar seri yalan söyleyen birini görmedim. Aşk olsun. Anlatmayacak mısın? Neyi anlatayım? Nasıl patates soyduğumu mu? Tamam. Tamam, anlatma. İstemiyorum.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.